geçen gün söylemiştik. Aracımızın çadırı geldi. Şimdi çadır işi yapan Eren kardeşimiz yanında. Eren'cim, bu çadırın şimdi ne gibi özellikleri var? Yağmur geçirmez dedi. Yağmur geçirmez, toz geçirmez. Güneşte nemlendirme yapmaz. Bunun içi biraz pamuksu herhalde. İçi pamuksu, dışı su geçirmez olarak yapılmış. Araçta güneşten, yağmurdan, her türlü şeyden korur. Aracı çizmez. Mesela bunların istersek şuralardan lastiklere tutturabiliriz. Şuralarda bağlarsan daha iyi olur. Yani aracı terletmez yazın bunu. Anladım. Zaten bizim bunda alış amacımız güneşten korunması için daha çok da. Tabii yağmurdan. Dört mevsim kullanabilirsin. Tozdan da faydalı. Peki sen şimdi örnek veriyorum. Bütün araçlara yapıyorsunuz. Aynen. Bütün araç modeline göre getiririz. Peki isteyen arkadaşlarımız olursa bize mesaj atarlar da gerçi. Bütün modelleri yapıyorsunuz. Ankara dışına gönderebilir misin? Göndeririz abi. Kargoyla gönderebiliriz. Tamam. Çok teşekkür ederim. İlginden dolayı. Şunu belirteyim. Birinci videomuzda çok güzel mesajlar yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum. O yüzden videonun devamına karar verdik. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ufak tefek yaptığımız şeyleri geçen söylemeyi unutmuşum. Mesela şimdi arabanın arkadan bindiğimiz zaman küt 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 ses vuruyordu. Bu da şundan kaynaklanıyormuş. Şurada göstereyim. Şu amasörün içindeki lastik. Amasörün ucundaki şu lastik. Bu doblolarda bir kronik olarak. İki lastik de kıştan ve sıcaktan dolayı erimiş, çatlamış, kopmuş. Onları değiştirdik. İşin komik tarafı, iki lastiği 50 TL'ye aldık. Ama usta 10 dakikada taktı, 150 TL aldı. Buna da bilginiz olsun. Yani biraz işçilik olayları fazla oluyor. Çadırımızı da denedik. Çadırımız çok güzel. Yine bagaja şu şekilde koyduk. Onun tabii şeyi var. Bu çadırın dışı naylon. İçi pamuk. Bunu yapan arkadaşımız kargoyla da dışarıya gönderebiliyor. Eğer isteyen olursa bütün araçları yapıyor. Mesaj olarak bildirebilirsiniz. Aracı şöyle şeyini de söyleyeyim. Ayrıca aksesuar olarak geçen yaptığımız çalıştıralım. Bakın şimdi şurada araç çalıştığı zaman şöyle sarı bir ışık yanıp sönüyor. Gördüğünüz gibi. Bu yanan sarı ışık bilginiz olsun soğutma bujisinden kaynaklanıyor. O da neden arıza yapıyor? Soğutma bujileri bu araçları benzinli gibi direkt çalıştırdığımız zaman soğutma bujilerine arıza veriyor. 5 tane soğutma bujisi var. Yalnız bir ikisi arızalandığı zaman sorun olmuyor ama 3. arızalandığı zaman arabada sıkıntı yaratabilir. Araba tabi premium demiştik. Premium'da yol bilgisayarı da var. Ayrıca araç kontrol belirli bir hıza ayarlıyorsunuz. O hızda gidiyor. Onun dışında o hızı geçtiğiniz zaman sizi uyarabiliyor. Klima olayı var. Şöyle baktığınız zaman bayağı kuvvetli bir kliması var. Çakmak. Şurada 180 watt giriş var. Bunları geçen söylememiştik. Ayrıca bakın şunu da geçen söylemedim. Onu da yaptırmıştık. Hayal et. Böyle sinyal yandığı zaman şuralarda hayal et var. Taştan daha gidiyor. Bunları da aksesuarcılara yaptırabilirsiniz. Gece tabi daha çok belli oluyor. Şurada kayar ledimiz var. Bunlar işte montaj gibi. O şekilde yapılabilir. Aracın tabi biz yağmurdan, güneşten korunması için çadırımızı alacağız demiştik. Onu da hallettik. Onda en ufak bir sızıntı yok. Ayrıca aracın şöyle baktığımız zaman genelde arkada da geri vites şöyle uyarı sistemleri var. Bunlar yaklaştığı zaman dıt dıt öterek ses veriyor. Bunlar da ayrı bir özellik tabi premiumlarda. Şimdi yazın
Ayrıca bizim düşüncemiz, şimdi kışlık lastik var. Tabii bir haftaya kadar, 10 güne kadar yazlık lastiklerimizle takacağız. Sevgili arkadaşlar, burası Ankara, Kuzey Ankara, TOKİ. Şöyle etrafı da gösterelim. Yani yer olarak yerimiz çok güzel. Ayrıca videolara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Bu bize bir zevk ve heyecan verdi. Bu şekilde inşallah videoların devamını yapacağız. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Her şey insanın, herkesin gönlüne göre olsun. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, bu bizim soğutma kabımız. Buralar radyatöre gidiyor. Şimdi burada benim en çok özen gösterdiğim yaz kış antifriz koyuyorum ben. Bazı arkadaşlar yazın antifriz yerine su koyuyorlar. Tabi o su da kışın antifriz koyduğun zaman borulardaki çatlamalara neden oluyor. Yani yaz kış antifriz durması bence araba için daha faydalı. En azından borular çatlamaz. Su daha temiz olur. Devir daimi daha kolay olur. Şurası fren hidroliği. Bunları devamlı kontrol etmemiz gerekiyor. Şurası yağ soğutucu. Geçen demiştim 2000 küsür liraya mal olmuştu. Yağ soğutucu. Şurası yağ çubuğu kontrol. Burada yapıyoruz. Şunlar kaloriferlerle ilgili, klimalarla ilgili borular. Ayrıca akünün de devamlı şarjını ölçtürmek gerekiyor. Şimdi yazın belki önemli değil ama kışın bakın şu şekilde yeşil, devamlı yeşil yanacak. Bunları devamlı kontrol ettirmemiz lazım. Bunlar beyinlerle ilgili, bakın burada bir sürü giriş çıkışlar var. Bunlar beyinlerle ilgili. Şimdi arkadaşlar, tabii ki bunların faydası oluyor. Ne gibi faydası oluyor? Fabrikanın yapmış olduğu hiçbir şeyi değiştirmemek gerekiyor. Bazı arkadaşlar aksesuar amaçlı çoğu şeyi değiştirmek istiyor ama bence fabrikanın projesinden mümkün değil, dışarı çıkmamak gerekiyor. Bunların kilit sistemi de çok güzel. Şuradan, diğer araçlar gibi değil, buradan çektiğimiz zaman şu şekilde kilidi çektiğimiz zaman direkt kaputu açabiliyoruz. Ayrıca şöyle baktığımız zaman geçen demiştim, geçen videoda tayar led. Bakın tayar ledi böyle bu şekilde iki tarafa da monte ediyorlar. Buradan aküye ceyran alarak bu yanıyor. Burada gece tabii ayrı bir güzel bir hava veriyor. Kışın yağmur, çamur yağdığı zaman tekrar altı akacak şekilde o çok güzel bir su akımı yapmışlar. Onda hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet arkadaşlar, genel olarak motor kısmında da anlatabileceklerimiz bundan ibaret. Bu bizim geçen yapmış olduğumuz kaput rüzgarlı çıkabiliyor. Bakın burada tırnakları var. Bu tırnaklardan rahatlıkla çıkarıp evinize koyabilirsiniz. Şöyle yapalım. Tekrar göstereyim ben size. Şu şekilde. Bakın. Şu şekilde kapatıyorsunuz. Şuradan çekiyorsunuz. Çıkıyor. Aracın motorunu anlattım. Şunu da belirttim. Bu araç 1.3 multijet. Dizel. 5 kapı. Yani genelde bu doblolarda tutulan model diye geçiyor. 1.3 multijet. Önden çekişli. 5 ileri. Klimalı. Yol bilgisayarı, çift eğimlik, bunlar aracın özellikleri. Bakın şurada, geçen göstermiştim şöyle, çift cam var burada. Mesela yazın şey yaptığınız zaman, şu şekilde aynı zamanda camın birisi açılabiliyor. Şimdi, arkadan mandallıdır, açılabiliyor. Bir de daha önceki videoda bu kamyonet gibi kullanabilirsiniz demiştim. Şu başlıkları çıkarıp şu şekilde yaptığınız zaman bakın, şöyle direkt bagaj şey oluyor. Ayrıca bunu da şöyle kaldırabiliyorsunuz. Bakın onu da göstereyim. Şu şekilde kaldırdığınız zaman diğer koltuklar da aynı şekilde oluyor. Komple bu arkası kamyonet gibi olabiliyor. Ayrıca bu kapı işlerinde şöyle şuradan bakın. Cep yapmışlar. Arkaya oturan arkadaş da kolasını, suyunu herhangi bir şeyini oraya koyabilir. İşler açılması için şurada kırmızı düğmeye bastığın zaman kapı işlerini açılabiliyor. Üst kısımları şöyle göstereyim. Halı fres kaplama. Fabrikadan direkt halı fres kaplama yapılmış. Şunu çıkarabiliyoruz tabi. Bu sabit değil. Bu çıkabiliyor. İçi oldukça geniş. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, bir de bunlar
ek camlı olanları var. Bizimki kısa şase diye geçer. Ek camlı olanları biraz daha uzun. Onlar daha çok nakli işinde falan kullanılıyor. Bizimki kısa şase diye geçiyor. Daha önce muayeneye girdiğimde şuna hiç dikkat etmemişiz. Şu lamba ampul 10 lira ama patlamış. Ağır kusur yazmışlardı. Muayeneye girerken özellikle şu elektronik şeylere çok dikkat edin. Bir tek bundan bile geçirmeyebiliyor. Ağır kusur yazabiliyorlar. O yüzden ona dikkat edelim. Bugün biraz hava sert olduğu için tabii montumuzu giydik. Sizin için video çekelim dedik. Yani gerçekten sizden güzel mesajlar gelince çok hoşumuza gidiyor. Tabii herkesin kendine göre arabasına bir özentisi vardır. Ben daha çok dodgosu olan arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla bildiklerimi anlatmak istedim. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.